Dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir Renault 9 Broadway videosuyla karşınızdayım. Renault 9 Broadway'lerin sağ ön hoparlörünü sökmeyi göstermiştim. Böyle bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmayı bu videonun altına açıklamalar kısmına ekleyeceğim dostlar. Bu kez de sizden şöyle bir soru geldi. Abi, biz sol hoparlörü sökemiyoruz. Nasıl yapacağız? Sökemememizin sebebi de alt tarafında bulunan kalorifer borusundan dolayı elin girmemesi. Hadi gelin, çok daha sökmesi zor olmayan bir yöntemle bu hoparlörü nasıl sökeceğimizi size anlatayım dostlar. Daha önce direksiyon sökmeyi ve bu kilometre sökmeyi göstermeme rağmen ilk defa bu videoyu izleyenler için direksiyon nasıl sökülür? Direksiyonun ortası üzerindeki kapağı gördünüz. Arkadaşlar, 21 bir açık ağız ya da lokmayla ortadaki vidayı sökeriz, somunu. Direksiyonu şöyle yine tekrar düz pozisyon aldım. Burada dikkat etmemiz gereken husus, direksiyon ayarını bozmadan takmak için hem direksiyona hem de ortadaki mile işaretimi vurdum dostlar. Direksiyonu şu hareketle yerinden çıkarırız. Tork 20 anahtarla gösterge panelinin hem sol hem de sağ tarafındaki vidalarını alırız arkadaşlar. Gösterge panelimi şöylece basitçe çıkarırız dostlar. Gösterge panelimin üzerinde iki tane tork 10'luk vidalar var. Onları sökeriz. Şimdi planım şu. Gösterge panelini tam çıkarsam mı çıkarmasam mı bilemedim. Gösterge panelimi şu tırnaklarla şu sac aksama basarak sonra arka tarafında bulunan kilometre halatını az sonra göstereceğim şekilde yerinden sökeriz. Sonrasında arka tarafındaki soketleri şöyle çekerek çıkarırız dostlar. Evet, son olarak devir saatinin soketini de söktüğümüz zaman gösterge panelimiz şöylece yerinden çıkacak. Şimdi hoparlörümüzün bakın 4 tane vidası var. 4 tane vidasını sökünce arka tarafına şöylece artık el, kol rahatlıkla girer. Gerek arka tarafından fişini gerekse hoparlörün ince olmasından dolayı da hoparlörü bu aradan rahatlıkla çıkarabilip işinizi görürsünüz arkadaşlar. Hadi gelin toparlayalım. Takıştırmaya başlayalım. Takıştırmaya başlamadan önce de bu işlemde en zor olan bölüm kilometre halatının sökmesi. Doğru yerden bastırmazsanız bu kilometre halatını sökemezsiniz arkadaşlar. Kilometre saatinin üzerinde bir kanal bulunur. Şu kanal arkadaşlar. Bakın şu şöyle etrafını çepeçevre çevirmiş. Kilometre halatının şu giriş çıkış kısmında şu kanal. Kilometre halatının yerinde durmasını sağlayan kanaldır dostlar. Peki bu kanala kilometre halatı nasıl takılır, nasıl çıkarılır? Şurada görmüş olduğunuz tırnaklar, şu bir ve şu iki tane tırnak o az önceki gösterdiğim kanala geçer.
takarken şöylece şu vaziyette yukarıya doğru böyle bastırırız, şık diye oturur. Takmasında sıkıntı yok. Takarken sadece şuna dikkat edeceğiz. Şurasında köşeli bir şeyi var. Kilometre halatının ortasına dönen kilometre halatının köşeli demiri var. O demiri içerideki köşeli yere denk gelmeyecektir. Denk gelmeyebilir bazen, en az daha doğrusu. Şu hareketlerle yukarı doğru böyle bastırırız, yerine oturur. Peki çıkarması nasıl? Dediğim gibi şu tırnakların tam çaprazından, yani şu çıkıntıların olduğu yerden şu vaziyette, bak bakın şunlara iyi dikkat edin. Bastırınca şu tırnaklar geri gidiyor. Gördünüz mü? Şöylece yana doğru gidiyor. Dolayısıyla girdiği kanaldan kurtuluyor. Şöyle bastırıp aşağı doğru ittiğinizde bu halat yerinden böylelikle çıkacaktır dostlar. Hadi toparlayalım. Kilometre soketlerini arkadaşlar sıradan şöylece takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu da tamam. Şimdi öncelikle burada şu küçük soketi takıyorum. Sonra üstteki soket takılınca biraz zor oluyor. O yüzden alttaki küçüğü taktıktan sonra üsttekini yerine oturttum dostlar. Şimdi öncelikle alt taraftan kilometre saatini takacağız tabii önce. Kilometre halatını daha doğrusu nasıl takılacağımızı az önce anlattım. Burada biraz gözükmeyecektir ama arkadaşlar tam kilometrenin alt tarafına, kilometrenin geçtiği yer şu vaziyette. Mesela ilk yerine oturmayacaktır. Biz kilometre halatını şöyle çevirttirerek yerine oturttuğumuz zaman şık diye geçecektir. Neden? Çünkü köşeli parça köşeli yere geçmesi için o köşenin denk gelmesini sağlayabilmemiz lazım ki şu hareketi vermemiz lazım arkadaşlar. Bu vaziyette yerine oturtacağız dostlar. Şimdi evet, dediğim gibi ilk başta geçmedi. O hareketi verince yerine oturdu dostlar. Unuttuğumuz bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Yok. Kilometre tam yerine düzgün oturup oturmadan anlamak için şöyle hafiften saat yukarıya doğru asıldım. Herhangi bir çıkma vesaire bir durum olmadı. Aşağı taraftan önce alt taraflarından şu vaziyette şöyle oturtup sonra üstünü yavaş yavaş içeriye doğru, evet, ittiğimiz zaman kilometre saatimiz yerine böyle oturur dostlar. Kilometrenin iki tane vidasını sıkarak takıştırmaya devam ediyoruz dostlar. Aşırı sıkmıyoruz. Malum plastik aksam, sert plastik aksam kırılabilir, dikkatlice. Çok fazla bir şey sıkmak, aşırı sıkmak bize bir şey kazandırmaz. Evet, şu kadar yeterli. Üst koruma kapağını da yerine güzelce oturtalım. Evet, sağdaki ve soldaki kilometre kapağımızın vidasını tork 20 ile sıktım. Bir de direksiyonumuzu takalım. Direksiyonumuzu sökerken hatırlarsınız çizgi yapmıştık. O çizgiyi çizgiye denk getirip yerine oturtursanız direksiyonun ayarı bozulmayacaktır arkadaşlar. Evet, şöylece eski yerinde. Direksiyonu bir elimizle tutup bir elimizle de
kısa kolla, T kolla daha doğrusu iyice sıktık. Sonra kapağımızla taktık ve bu iş böylece biter. Direksiyonumuzu topladık. Artık hoparlörümüzle alakalı değişim yapacaksınız. Yoksa tesisatını mı değişecekseniz, ne işlem yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz dostlar. Şimdi ölçülerle alakalı ölçülerini soruyorsunuz. Oval bir hoparlör. Ölçülerini maalesef hatırlamıyorum. Ama açıklamalar kısmına atacağım videonun alt tarafındaki açıklamalar kısmında bazı arkadaşlar sökmüş, bakmışlar ve ölçüleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de Renault 9 Broadway'in sol hoparlörü nasıl sökülür çalışmasının da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma beğenip abone olmayı, eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Ben buradayım. Hoşça kalın dostlar.